Bakın adamın gerekçesi ne kadar açık. Evine giren hırsızı bıçaklamış. Keşke bütün davalar bu kadar berrak olsa. Bu Nazif Kara davası iyice karışmaya başladı. Hiç sormayın. Hakim Hanım, parmak izi mahsulatını getirdim. Tamam, geçelim. Evet. Netice nedir? Elimizdeki izlerle mukayese ettik. Siciller de hariç tabii. Nihayetinde izin sahibine eriştik. Kimmiş? Hay Allah. Demek bu yüzden nazarımızdan kaçtı. Buyurun Savcı Bey. Nasıl ilerliyor tahkikat? Kim bulmuş parmak izi? Araştırıyoruz. Allah bilir tetkiki yetiştirmek için ac acına çalışıyorsunuzdur. Evet Savcı Bey. Hadi gidin bir şeyler yiyin. Ben buradayım, biraz evraklara bakacağım. Ama Savcı Bey. Gidin canım, ac acına çalışılır mı? Hadi. Teşekkürler Savcı Bey. Yalnız ibedilikli olsun, fazla vaktim yok. Başüstüne efendim. Mesailer. Ben de bir şey bulduk sanmıştım. Lüzumsuz yere onca memur çalıştı. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Cevvel avukat, tam zamanında geldin, netice belli oldu. Kiminmiş? Hakim Hanım içeride açıklar sana. Gelin Salih Bey. Parmak izinin sonucu geldi. Söyledi Savcı Bey. Kiminmiş? Rahmetli Süleyman abinin. Hadise sırasında olmuş sanırımca. Katile direnmiş. Boğuşma sırasında da can havliyle masaya tutunmuş. Parmak izinin mektup açacağında olmasına da sebep bu. Netice kesin değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi artık kovuşturmanın bir manası yok. Dönüp dolaşıp yine aynı yere çıkıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Öyle düşünmeyin Hakim Hanım. Yani halen bu suikaste bir sebep aramıyor muyuz biz? Yani ne bileyim, rahmetli başsavcının hasımlarını araştırsak, eminim ailesi bir şeyler biliyordur. Gidip onlara sorsak. Katiyen olmaz. Ama bu şart değil mi? Hayır dedim Salih Bey. Ailenin ifadesi alındı. Lale Hanım ve çocuklar ne halde siz biliyor musunuz? Tekrar onların yarasını kanatmaya hakkımız var mı bizim? Ya Nazif Kara katil değilse, ya haksız yere asılırsa, onun ailesinin yarısına ne olacak? Size bir şey söyleyeyim mi? Nazif Kara'nın bir ailesi olduğunu, onun bir aile babası olduğunu tahayyül edemiyorum. O kıdemli bir katil, bir kabadayı. Su tesisi su yolunda kırılır. Bence onun yakınları bile alışmıştır onun sürekli hapse girip çıkmasına. Beni şu anda alakadar eden tek şey Süleyman abinin ailesi. İşin hükümlerinizi terk ettiğinizi zannetmiştim. Yanılmışım. Çık dışarı. Emredersiniz Hakim Hanım.